Merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobitimize metin tabanlı kod yazmayı öğreneceğiz. Öncelikle kurulumu yapacağız. Python dilinde mikrobit üzerine program yazma nasıl yapılır ona bakacağız. Öncelikle CodeBitMe programını bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor bunun için. Şimdi sayfayı açtığımda bunu açıklamalar kısmına da ekleyeceğim. Şuradan download sekmesinden bilgisayarımıza indireceğiz. Bilgisayarımızın modeli eğer Windows ise kullandığımız program. Buradan Y32-64 bit bilgisayarınızın özelliğine göre indiriyorsunuz. Eğer Apple kullanıyorsanız bunu. Eğer flash bellek üzerinde çalışmasını istiyorsanız buradan indiriyorsunuz. Şimdi buradan ben indirmeye başlayacağım. Şöyle bunu da şu anda masa üstüne indirmek istiyorum. Şu anda indirme başladı. Bu inerken eğer bilgisayarınıza indirmeden çalışmak istiyorsanız o zaman şöyle python.mikrobit.org/v/2 isimli bu siteden de doğrudan burada internet üzerinden programımızı yazıp yine mikrobitimize indirebiliriz. İki şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi program inerken biz bu programı bir görelim. Şimdi öncelikle Python'ı yazarken mikrobitimize from mikrobit import ve yıldız işaretini koyduktan sonra programımızı yazmaya başlıyoruz. Burada display while true iki nokta üst üste yazıp display nokta scroll parantez içerisinde hello world merhaba dünya bunu Türkçe yapalım. Biliyorsunuz Türkçe karakter kabul etmiyordu. Mikrobit'in ekranında Türkçe karakter görünmediği için bu şekilde yazıyoruz. Ve sleep uyu demek yani bekleme süresi. 2000 milisaniye yani yaklaşık 2 saniye bekleyecek. Ardından bir kalp simgesi gösterecek. Show image. Sonra 2 saniye yine bekleyecek. Bu şekilde bir program. Bunu şöyle önce bağlantının gerçekleştirdiğinden emin olalım. Connect'e tıkladım. Bir daha yapalım. Bakın şurada connect yani bağlan diyor. Şuraya tıklıyoruz. Sonra bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Bağlantı sağlandıktan sonra da cihazımıza şuradan indir diyoruz. Şu anda indiriyor. Evet, ekranda da arkasında bakın ışık yanıp yanıp sönüyor. Şu şekilde indirme süresince. Evet, şu anda ekranda merhaba dünya yazısı çıktı. Ardından da simgemiz çıktı. Evet. Eğer internet üzerinden Python'ı direkt yazmak istiyorsanız bu siteden yapıyorsunuz. Eğer bilgisayarımıza yükleyelim istiyorsak bu siteden şuraya indirdim. Şimdi kurulumuna bakalım. Klasörde gösterdiğim. Evet buraya inmiş. Bunu çift tıklayıp ileri diyorum. Kabul et diyorum. Şunu seçtim. Bu bilgisayarda herkes kullanabilir şeklinde. İleri dedim. C sürücüsüne indirecek.
Şu anda indirmeyi gerçekleştiriyor. Şu anda indirmeyi gerçekleştirdi. Ve tamam diyoruz, finish diyoruz. Kurulum sağlandı. Evet, şimdi evet, uygulamayı açtık. Bu şekilde karşımıza uygulamamız ekranımıza geldi. Şimdi burada şuradan istersek yazı tipini büyütmek için artıdan büyütebiliriz. Şimdi buraya yazımızı yazalım. Hemen programımızı. From Mikrobit import ve yıldız işaretini koyuyoruz. Bu sekmeyi artık kapatabiliriz. Evet. Buradaki programı şimdi oraya yazalım. Bir de burada görelim. Şimdi bir döngü yazıyoruz. While true 2 nokta üst üste yazdık. Şimdi display scroll kurulum tamamlandı diyelim. Parantezi kapatalım. Bunu bir saniye göstersin ekranda. Bir saniye sonra haydi başla desin. Evet, böyle bir program yazdık şimdi. Şimdi programımızı yazdıktan sonra indirmeden önce şurada bakın check diyor. Yani bir kontrol edelim. Programda eğer bir hata varsa bize uyarı verecektir. Evet, şu an hata görünmüyor. Şimdi öncelikle kaydedeyim. Save dedim. Daha sonra programımızı indiriyoruz buradan. Evet, şu an iniyor. Evet, şu an ekranıma yazılar geldi. Bakın, kurulum tamamlandı diyor. İndirme devam ediyor bu arada.
Evet, kurulum tamamlandı şeklinde yazı geldi. Bir saniye bekledi ve haydi başla. Yazısı da çıktı. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.